Kaygı pek çoğumuzun hayatının korkulu rüyasıdır. Bazılarımızın uykularına, bazılarımızın işlevselliğine, bazılarımızın yeme düzenine, bazılarımızın okul ya da iş hayatına etkileri olur. Pek çok kaçınmanın da kaynağında kaygı vardır. Hatta yeter ki bu sorundan kurtulayım, varımı yoğumu vermeye razıyım. Ya da şöyle kaygısız, umursamaz, vurdum duymaz bir insan olmayı çok isterdim şeklindeki yakınmalara fazlasıyla tanık oluyorum. Peki kaygı gerçekten bu kadar kurtulmamız gereken bir duygu mu? Ya da hiç kaygısız olmak mümkün mü? Mümkünse doğrusu bu mu? Aslına bakarsak kaygı bizi güvende tutan, koruyan, sağlığın ve başarının da öncülü olan bir duygudur. Doğal bir alarm sistemidir ve tek başına problem değildir. Sorun olan kaygı bozukluğu olarak bilinen kronik ve aşırı durumdur. İş hayatındaki performansımızı, sosyal ve duygusal ilişkilerimizi, uykularımızı hatta neredeyse hayatımızın tamamını etkiler. Bu yüzden de hem kaygıdan hem de kaygıyı doğuran tüm faktörlerden uzak durmaya çalışırız. Ancak bu noktada ilk düzeltmemiz gereken kaygının genellikle dış etkenlerden kaynaklanmadığı gerçeğidir. Dış etkenler ve onların yarattığı gerginlik nedeniyle kişinin zihninde oluşur ve büyür. Zamanla da kontrol edilemez bir hal alır. Bu durumda kaygılarımızdan ilham alarak onları bizi koruyabilecekleri, güçlendirebilecekleri, büyütebilecekleri şekle dönüştürebilmek de mümkün. Bana kalırsa endişelerimizi azaltmanın ilk adımı beklentilerimizi normal seviyede tutmak ve günü yaşamayı öğrenmek. Kaygılı insanlar kendileri için gerçekçi olmayacak şekilde yüksek hedefler belirleme eğilimindedirler. Bu eğilime karşı gelmek için daha kolay gerçekleştirebileceğimiz hedefler belirlememiz gerekir. Bu kendinize olan güveninizi ve başarma hissinizi tazeler. Stresle baş etmek ve kaygılarınızı azaltmak için beceriler öğrendiğiniz zaman küçük adımlar atmak işe yarayacaktır. Küçük, gerçekleştirilebilir hedefler seçmek, zamanla sizin tahmininizden daha fazla ilerlemenize yardımcı olacaktır. Bu sizin ulaşmak istediğiniz en son yere ulaşmanızı sağlar. Daha mutlu ve daha az endişenin olduğu bir yaşam. Yanı sıra yapılan araştırmalar, yatıştırıcı dokunuşlar, nazik bir ses tonu ve fiziksel sıcaklığın da endişe üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Endişenin doğal ve olması gereken bir duygu olduğunu da kabullenmeli mesela. Ondan kurtulmaya çalışmadan onu kontrol edebilmeyi denemeli. Kaygıyı daha çok yaşayan kişiler ağırlıklı olarak gelecekte yaşarlar. Hep sonrasını, olasılıkları düşünür dururlar. Bir kitap okurken sayfaları atlayarak neler olacağına bakmak gibi düşünebiliriz bunu. Şu anda okuduklarımızın hiçbir anlamı olmaz ve okuduklarımızdan da keyif almayız. Bu nedenle endişeden ilham alabilmenin başlıca yollarından biri şimdi ve burada, şu anda kalabilmektir. Aklınızdan geçenlerin ihtimal mi yoksa kanıt mı olduğuna karar verin. İhtimallerin sınırı, ucu bucağı yoktur. Düşündükçe dibe çekilebilir, kendinizi felaketlerin kucağında bulabilirsiniz. Ancak aklınızdan geçenlerin gerçek olduğuna ya da gerçekleşeceğine dair kanıtların olup olmadığına odaklanmak, endişelerinize gerçekçi bakmayı da sağlayacaktır. Bunların yanı sıra meditasyonlar, nefes ve gevşeme egzersizleri de endişenin panzehirleridir. Hatta belki de bir sonraki videoda bu egzersizleri nasıl yapacağımızdan bahsedebilirim. Sizin de önerileriniz varsa yorum kısmına bekliyorum.